أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleyen, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleyen, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, insan dünyada yaşarken iki türlü ihtiyacı vardır. Bir, hayatını sürdürebilmesi için dünyalığa ihtiyacı var. Böyle bir ticarete ihtiyacı var. Bir de ebedi ahiretini kazanabilmesi için manevi bir ticarete ihtiyacı var. İnsanoğlu ya çiftçilik yönüyle veya ticaret yoluyla veya hayvancılık yoluyla bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünyevi hayatını sürdürecek, uhrevi hayatına gelince ferîkun fil cenneti ve ferîkun fis sa'îr, bir grup cennete sevk edilecek, bir grup da cehenneme sevk edilecek. Cennete sevk edilenler cennet için çalışanlardır, Allah için çalışanlardır. Cehenneme sevk edilenler de yaratanı tanımayanlardır. Haram helal demeyenlerdir. Ahiret derdini yaşamayanlardır. Ölümden sonrası için herhangi bir hazırlık ihtiyacı duymayanlardır. Kıymetli dostlar, insanın hayatta varlığını sürdürebilmesi için rızkını temin ettiği yollardan bir tanesi de, en iyi yollardan birisi de ticarettir. Siz, biz, çocuklarımız, eşlerimiz, dünyada yaşayan her insanın bir şekilde ticaretten kurtulması mümkün değildir. Ekmek alacaksın, ekmek alışı. Satan adam sattığı gibi sen de satın alıyorsun. Bu bir ticarettir. Elbise alacaksın, su alacaksın. Yani ticaretin içerisindeyiz. Meslek olarak ticareti yapan insanlar elbette helal rızık kapılarından en güzel bir kapıya sahiptirler demektir.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygun şartlarda yapılan ticaretin en güzel kazanç yollarından birisi olduğunu beyan ediyor. İnne atyebel kesbi kesbut tüccar. Yani kazancın en temizi, en temizlerinden biri tüccarın, ticaret yapan insanların kazancıdır diyor. Peki insanoğlunun ihtiyacını karşılayacağı geçim yollarından birisi ticaret olduğuna göre ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tavsiye ettiğine göre ticareti yaparken hangi kriterlere uymak lazım ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi ve yönlendirmesi yerini bulsun? Kıymetli dostlar, ayeti kerimelerle ve hadisi şeriflerle bu konuyu müzakere edip değerlendireceğiz. Ancak sözlerimin başında tüccar deyince bize büyük fabrikatörler aklımıza geliyor. Hepimiz ticaretin bir tarafından tutuyoruz. Ekmek satın almak da bir ticarettir. Ekmek satmak bir ticaret olduğu gibi. Ticarette almak da var, satmak da var. Öyleyse alırken alım kurallarına, satarken de satış kurallarına dikkat etmek lazımdır. Şimdi kıymetli dostlar, bu konuda Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu tavsiyeler her birimizin kulağına küpe olması lazım. Bu tavsiyelere dikkat ettiğimiz zaman doğru, hem dünyada doğru kazanmış oluruz hem de ahiretimizi sakata getirmeyiz. Bir hadisi şerif nakledeyim. Önce belki bunu sohbetimizin sonuna doğru yine tekrarlayabiliriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan 40 dirhemlik bir elbise alsa, mesela bir insan 40 dirhemlik bir elbise alsa, bu 40 elbiseyi alırken ödediği 40 dirhemden 39'u helal olsa, sadece bir dirhemi haram olsa. Hadis-i şerifteki orijinal ifade, o insanın o elbiseyle kıldığı namaz kabule şayan olmaz diyor. Bir elbise alıyor, atıyorum 400 lira veriyor ona. Ama bu 400 liranın 10 lirası helal olmayan paradandır. Bir elbisenin parasının 40'ta biri bile haram olursa, o elbise üzerimizdeyken kıldığımız namazın kabule şayan olmadığını ifade ediyor. Hadis-i şerifi izah eden alimler, her ne kadar bu namaz, kıldığı namaz borcunu düşürse bile kabule şayan, olgun, kamil bir namaz olarak kabul edilmez. Yani aranan evsafta kaliteli bir namaz olmaz. Biz namazımızı ne kadar tadili erkana riayet ederek kılarsak kılalım, o namazımızı kılarken kullandığımız elbise, seccade neyse bizim namazımızı etkiler mi? Etkiler. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir adam başkasının arazisini gasp ediyor. Gücünü kullanıyor, ağalığını kullanıyor, nüfuzunu kullanıyor, senin arazini gasp ediyor. Gücün yetmediği için adamın elinden alamıyorsun. Peki arazini gasp eden insan haram işlemiş midir? İşlemiştir. O senden gasp ettiği arazinin üzerinde tesbih çekse, namaz kılsa, Kur'an okusa
namaz namazdır, Kur'an Kur'an'dır ama bu gasp edilmiş bir arazinin üzerinde olunca o namaz normal yerde kılınan namaz gibi kaliteli bir namaz değildir. Böyle bir yerde namaz kılmak mekruhtur. Yani o namaz haddi zatında sakat değil ama gasp edilen bir yerde kılındığından dolayı namaz sakatlanıyor. Onun için bizim kıldığımız namaz ne kadar kaliteli olursa olsun, bu namazı kıldığımız elbiseler, bu elbiseler için ödediğimiz paradan sadece 1/40 bile haram olsa, o elbisenin içerisinde kılınan namaz kaliteli bir namaz olamaz. Başka bir ifadeyle söyleyeyim, bu insanın kıldığı namaz kaliteli namaz olmadığı gibi, bu insan kaliteli bir Müslüman da olamaz. Onun için kıymetli dostlar, alışverişimizde, ticaretimizde helal ve haram konusuna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü sadece bir lokma yedim veya elbisemi alırken, ayakkabımı alırken kullandım, gitti, bitti değil. Namazımızı, zikrimizi, fikrimizi hepsini ilgilendirir. Hepsine etkisi vardır. Evet. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan tavsiyelerine canı gönülden kulak vermemiz lazım, dikkat etmemiz lazım kıymetli dostlar. Şimdi bu konuda Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın rivayet etmiş olduğu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an efendimizle ilgili bir olayı paylaşmak istiyorum. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki, babam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir hizmetçisi vardı, kölesi vardı. Bu köle çalışır, elde ettiği ücretle ücreti getirip efendisine teslim ederdi. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh kendisini tamamen din hizmetine ve devlet işlerine adadığından dolayı köle de kendi kölesi olunca onun kazancından kendisi yiyordu. Fecaa yevmen bi şeyin feekele minhu Ebu Bekir'in. Bir gün yine bu hizmetçi kölesi yemek getirdi. Ebu Bekir Efendimiz de radıyallahu anh her zaman olduğu gibi o getirdiği yemekten de yedi. فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ O genç Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimize dedi ki تَدْرِي مَا هَذَا Bu yediğin ne olduğunu biliyor musun? قَالَ Ebu Bekir'in وَمَا هُو Nedir ki? Madem sordun ben sana sorayım. Nedir ki bu yani? Bu yediğin nedir biliyor musun? Peki bilmiyorum sen söyle nedir? قَالَ كُنْتُ تَكَهَنْتُ لِاِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ Ben daha önce cahiliyet dönemindeyken bir falcılık yapmıştım birisine. Seneler önce birisine bir falcılık yapmıştım. Falcılığı da çok iyi beceremezdim. O zaman adam bana borçluydu. O zaman borcunu ödememişti. Geçenlerde karşılaştım onunla. فَلَقِيَنِ فَاَعْطَانِ بِذَٰلِكَ O cahiliyet döneminde yapmış olduğum falcılığın ücretini geçen de karşılaştım bana verdi. O ücretten aldığım yiyecektir şu senin önüne koyduğun. Yani çok önceden batırdığım, umudunu kestiğim bir parayı aldım. Sana da ikram ediyorum dercesini anlatıyor bunu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimize. Sonuçta falcılık haram mı? Haram. Falcılıktan elde edilen kazanç helal mi? O da haram. Ne oldu şimdi? Ebu Bekir efendimize şunu söylemiş oldu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin anlayışıyla ben haramdan bir para kazandım. Bunu ekmeğe, yemeğe dönüştürdüm ve senin önüne koydum. Senin yediğin yemek bu paradandır. Peki Ebu Bekir Efendimiz ne yapmış oldu? Ne yaptı acaba?
yemeği yedi. Ne yaptı Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh? فَقَالَتْ Hazreti Ayşe annemiz bundan sonrasını anlatıyor. فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ Bunu duyar duymaz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz parmağını gırtlağına doğru sokar ve affedersiniz midesinde ne kadar yemek varsa son damlasına kadar midesini boşaltıncaya kadar istifra eder. Yani böyle haram bir lokma benim mideme nasıl iner? Hemen parmak salıyor ve affedersiniz midesinde ne kadar yemek varsa son lokmasına varıncaya kadar midesinden çıkarıyor. Aslında burada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e adam hiçbir şey söylememiş olsaydı mesul Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz olmayacaktı. Ancak bu bilgiyi verince haram lokma yediğini öğrenmiş oldu Ebu Bekir Efendimiz. Yemek nerede? Henüz midede. Çözüm ne? Çözüm parmak salmak suretiyle bunu boşaltmak diyor. Bunun bir benzeri Hazreti Ömer Efendimiz için anlatılır radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir bardak süt içiyor. Bu süt de Hazreti Ömer Efendimizin hoşuna gidiyor. Lezzetli bir süt diyor. Zeyd İbni Eslem anlatır bunu. Ömer İbni Kattab radıyallahu anh bir süt içer ve hoşuna gider. Bu sütü kendisine ikram edene der ki bu süt çok kaliteli bir süt, hoş bir süt, nereden aldın? O da der ki ben su başına gitmiştim. Orada develer otluyorlardı. O develer de zekat develeri idi. Yani devesi çok olan insanlar zekat olarak deve veriyorlar. Beytülmal'de bunlar saklanıyor. Bu develer fakirlere teslim ediliyor. Yani ben zekatlık develer suyun etrafında otlarken çoban onlardan sağdı. Ben de ondan aldım. Dolayısıyla senin içtiğin bu süt, hoşuna giden süt, zekatlık develerin sütündendir, dedi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, öyle mi dedi? Öyleyse tadı hoşuma giden bu sütü benim içmem helal değildi. Hemen parmak saldı ve biraz önce hoşuna giderek içmiş olduğu sütü tamamen affedersiniz istifra etti. Şimdi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'i sevmek güzel şeydir. Hazreti Ömer Efendimiz'i sevmek güzel şeydir. Ama onların izinden ve yolundan yürümek çok daha önemlidir kıymetli dostlar. Bilmeden yedikleri yemeğin haram olduğunu sonra öğrenince, bilmeden içtikleri sütün uygun olmadığını sonra öğrenince parmak salmak suretiyle midelerini boşaltıyorlarsa bile bile haram yerler. Elbette bile bile haram yemezler. Onlar kimin ümmeti? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Onlar kimin rahle-i tedrisinde yetişmişler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Biz de aynı peygamberin ümmetiyiz. Biz de aynı peygamberin tavsiyeleriyle hayatımızı sürdürüyoruz. Onun için haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım anlayışını çöpe atmak lazım. Gelsin de nereden gelirse gelsin, böyle bir şey yok ki. Gelsin de nereden gelirse gelsin, böyle bir anlayış yok. Müslüman da böyle bir anlayış olamaz. 40 dirhemlik bir elbisenin bir dirhemi haramdan olsa o elbiseyle kıldığın namaz kabule şayan bir namaz değildir. Olgun, dolgun, kamil bir namaz değildir. Ya 40 dirhemin 20 dirhemi haram olursa ya hepsi haram olursa ona o elbiseyle yapılan ibadetler, kılınan namazlar, yapılan kulluklar ne kadar kaliteli olabilir?
Birçok kardeşimiz şöyle dertlenirler. Hocam ya ben namaz kılmak istiyorum ama bir türlü de başaramıyorum. Başlıyorum, bırakıyorum, başlıyorum, bırakıyorum. İçimden karar veriyorum, sonra gelmiyor içimden. Bak kardeşim, imanının gereği yapmak istediğin bir şeyi yapmakta sıkıntı yaşıyorsan ya yediğin, içtiğin lokmalarda haram vardır veya gözünle, kalbini haramlarla dolduruyorsun, yanlış şeylerle dolduruyorsun. O heves nerede olacak? İbadet hevesi nerede olacak? Kalbinde olacak. O sevgi kalpte olacak. Aşk kalpte olacak. Sen kalbe giden yolları haramlarla beslersen, kirletirsen o sevgi nuru, o ibadet aşk nuru olmuyor, oluşmuyor kalpte. Kalbi temizlemek lazım. Yani haram lokmalardan temizlemek lazım. Haram bakışlardan temizlemek lazım kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alışverişte dikkat etmemizi tavsiye ettiği konuların bir kısmını zamanımız el verdikçe sizinle müzakere edeceğim. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüccarın alışveriş yaptığı çarşıdan geçiyor. O zamana kadar tüccara simser ismini kullanıyorlardı. Biz daha çok simsarı aracılık yapan, komisyonculuk yapanlar için kullanırız. Fakat o zamanlarda simser normal alışveriş yapanlar için kullanılıyordu. İlk kez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çarşı ziyaretinde tüccar ifadesini kullandı. Ve Kur'an-ı Kerim'de de ticaret ifadesi geçmektedir. Daha çok ticaret ve tüccar ifadeleri bundan sonra yaygınlaştı. Şimdi çarşı pazarı ziyarete giden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çarşıya vardığı zaman şöyle nida etti. Ya ma'şeret tüccar, ey tüccar topluluğu, hayatını ticaret yoluyla temin eden, geçimini bu yolla temin eden ey tüccar, esnaf topluluğu diyor. Festecabu li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve rafa'u a'naqahum ve absarahum ileyh. Buyur ya Resulallah diyerek kafalarını kaldırdılar. Önlerine, işlerine bakacak yerde şimdi bakıyorlardı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döndüler. Buyur ya Resulallah dediler. Ticaretiyle meşgul olan bu insanlara ya maşeret tüccar diyerek nida edince, çağırınca onlar da dönüyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e buyur ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle diyor. İnne tüccar يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا. Tüccar var ya, tüccar ticaretle uğraşan kişiler. Tüccar var ya, yarın ahirette fuccar olarak diriltilecekler. Fuccar demek, fasık, asi, kural tanımayan, yanlış işlere bulaşan, kirlenen demek. Aymaz insanlar olarak, kural tanımaz insanlar olarak diriltilecekler dedi. Herkes pür dikkat kesildi. Tüccar genel itibariyle fuccar olarak diriltilecek. Geçimini ticaretle temin etmeye çalışan insanlar genel itibariyle fuccar olarak ahirette diriltilecekler. İlla menittekallâhe ve berra ve sadaka. Ancak bu tüccar içerisinden fuccar olarak diriltilmeyecek olanlar vardır. Kimdir onlar? Haramlardan korkanlar. Aman ben ticaretimde harama bulaşmayayım hassasiyetini gösterenler. Ve berra, bir de yemin ettiğinde yemininde sadık olacak.
Vallahi ben sana şu malı temin edeceğim diyorsa temin edecek. Vallahi ben sana şu kalitede yapacağım diyorsa o kalitede yapacak. Haramdan sakınacak bir. Yemin yapıyorsa o yemininde sadık olacak. Yeminini yerine getirecek. İki. Ve sadaka, sözünde de dürüst olacak. Demek ki genelde insanlar para kazanmak derdinde olduğundan dolayı haram mıdır, helal midir dikkat etmezler. İlla ben bu malı satmalıyım. Nasıl satabilirim? Nasıl satabilirim? Müşteriyi nasıl kandırabilirim? Göz boyayabilirim. Size şöyle bir örnek vereyim. Siz pazara veya normal yerinde bir balıkçıya gitseniz, tanıdık, samimi bir dostunuz değilse, taze balık almak istiyorum deseniz, buyurun hangisinden alırsanız alın der, hepsini taze gösterir size. Doğru mu? Adamın hiç bayat balığı yoktur. Ve bayat gözükmesin diye, taze gözüksün diye durmadan elinde su vardır, atıyor üzerine, taze gözüksün, taze gözüksün diye. Tazenin yanına bayatını, bayatın yanına tazeyi koymak suretiyle işi iyi anlamayan insanlara yutturuyor. Şimdi soruyorum, o balıkçının derdi nedir? Balığı satmak. Öyle mi? Bu balığı ben bitirmeliyim bugün, bunu satmalıyım diyor. Güzel de, balığı bitirdin ama dinini de bitirirsen bu arada ne olacak? Yani şunu kastediyorum. Sen bayatı taze gibi gösterirsen, bayatla tazeyi karıştırıp taze gibi gösterirsen, C kaliteyi A kalite gibi satarsan bu helal olur mu? Olmaz. Akşama kadar cüre yaptın. Ne cüre yaptın? Atıyorum 1.000 lira cüre yaptın. Eve giderken efendim kasaptan et aldın veya çiğ köfteciden çiğ köfte aldın. Manavdan meyve aldın, evine götürdün şimdi, sofrayı kurdunuz, yemek yiyorsunuz, meyve yiyorsunuz. Ama meyve tatlı da, haram paradan, haram kazançtan alınmış meyve ne kadar tatlı olursa olsun. Eğer sen kazancın içerisine haram katarsan, ahirette fuccar olarak diriltilirsin. Ben balığı örnek verdim. Siz ona domatesi ilave edersiniz, kumaşı ilave edersiniz, başka malzemeleri ilave edersiniz. Size soruyorum. Pazara gittiğiniz zaman dürüstlüğüne güvenerek ne derse doğrudur diyebileceğiniz 100 kişiden kaç kişi var? 5 kişi çok söyledin. 5 kişi de bulamaz. Ha hiç dedin. Ben 5 zannettim. Gerçekten bulunduğumuz ortamda çarşıya pazara gittiğin zaman dürüstlüğüne güvenebileceğin 100 kişide 5 kişi çıkmıyor. Peki o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüccar fuccar olarak diriltilecek sözü anlaşıldı mı? Biz Müslüman insanlarız. Müslüman bir beldedeyiz. Ve orada ticaret yapanların %99'u belki hepsi Müslüman insanlardır. Ama iman o kadar zayıflamış ki mesele sadece para, para, para olmuştur. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ben bu malı satayım da nasıl satarsam satayım. Bu anlayış malını sattırır belki. Ama malını satarken dinini de satmış olur. Malını satarken dinini de satmış olur. Harama gel diyor. Çocuklarına haram götürüyor, eşine haram götürüyor, anasına babasına haram lokma götürüyor, kendisi de o haramdan besleniyor. Peki, ticaretle meşgul olan insan fuccar, facir olarak dirilmemesi için bir, harama helale dikkat etmesi lazım, yaptığı yeminlerde dürüst olması lazım, bir de sözünde de sadık olması lazım. Ne demek sözünde sadık olması lazım? İnşaat yapan insanlar en çok nereye ihtimam gösterirler daire satanlar?
boyasına, badanasına. Dürüst bir inşaatçı, müteahhit, binanın boyasına, sıvasına ve boyasına ne kadar itina gösteriyorsa, demirine ve çimentosuna da o kadar itina göstermesi lazım. Müşteriye satarken müşteri neresini görüyor? Boyasını, badanasını görüyor. Ha, orası güzelse alıyor. Bilmiyor içindeki betonun kalitesini. Bilmiyor içindeki demirin kalitesini. Eğer bir müteahhit, dürüst bir müteahhitse, o boyasına, badanasına ne kadar ihtimam gösteriyorsa, çimentosuna ve demirine de aynı itinayı göstermesi lazım. Hani içi neyse dışı da olması lazım. Dışı ile içi bir olması lazım. Vatandaş eline metre alarak daireyi ölçmüyor. Diyor ki bu daire diyor 125 metredir diyor. Metrekaresi de şu kadardan fiyatını söylüyor. Peki vatandaş eline metreyi alıp ölçmüyor. %90 böyle ölçmüyor insanlar. Eğer 120 metreyi sen 125 diye adama kandırıp satarsan bu helal olur mu? Olmaz. Tüccarın çoğu füccar olarak diriltilecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ticaretin her birisini bu işin içerisine koyabilirsiniz. Araba satıyorsun. Aynısı. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini paylaşayım sizinle. Buyurdu ki bir defasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ya maşeret tüccar, ey esnaf topluluğu, hayatını ticaretle geçindiren, geçimini bu yoldan temin edenler, innel bey'a yahduruhu l-lagvu vel-helif. Siz ticaret yaparken ileri geri konuşursunuz. İleri geri konuşursunuz. Yemin de katarsınız işin içerisine. Bunlar hepsi ticareti kirletir. Hepsi ticareti kirletir. Ne yapmalısınız? Bunlardan elbette sakınmaya çalışmalısınız. Her şeye rağmen, sakınmaya dikkat etmenize rağmen bulaştıysanız feşubuhu bis-sadakati. Kazancınızdan yetimleri, fakirleri, yoksulları sevindirecek bol bol sadaka ver. Sadaka vermek suretiyle malınızın kirini temizleyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıymetli dostlar, inne atyebel kesbi kesbu tüccar, bir farklı hadis-i şerifi paylaşıyorum sizinle. Bu okuduğum hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın ahirette tüccarın fuccar olarak diriltileceğini, ancak haramlara dikkat eden, yemininde sadık olan, sözünde de dürüst olan insanlar müstesna dediğini paylaştık sizinle. Şimdi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz kazanç yollarından kriterlerine uyulduğu takdirde en temiz kazanç yollarından birisinin de ticaret olduğunu haber veriyor. Ama şartlarını kendisi bakınız nasıl beyan ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir, اِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا. Ticaretle uğraşıyorsun kardeşim. Hayatını ticaretle, ne olursa olsun, ticaretle geçiniyorsun. Bu ticaretinin en temiz, en helal kazanç yollarından bir yol olmasını arzu ediyor musun? Elbette, ne demek hocam? Benim için helal haram çok önemlidir. Bir, ticaretinde yalan söylemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Eğer yalan söylüyorsan hiç helal rızık peşindeyim deme. Öyle bir derdim var deme. Olay neyse doğru söyleyeceksin. Ticaretine yalan katmayacağız. Bir insan ticaretinde yalana giderse, yalan yola giderse, karşı tarafı kandırmış oluyor.
Karşıki tarafı kandırınca ondan aldığı para helal olur mu? Asla. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, kazancın en helal yollardan birisi olabilmesi için birinci şart, tüccar yalan söylemeyecek. Vaka ne ise, gerçek ne ise onu söyleyecek. 5 defa doğum yapmış bir ineği satarken 2 defa doğum yaptı dersen helal kazanacağını haram yapmış olursun. Bu araba orijinaldir dersin. Halbuki orijinal diye birkaç defa takla atmıştır. Adam bunu nereden bilsin? Adamı kandırıyorsun. Normalde helal olacak olan para da haram olmuş olur. Çünkü yalan söylemiş oldu. Bir, yalan olmayacak ticaretin içerisinde. Kazancın içerisinde yalan olmayacak. İki, ve ize tuminu lem yehunu. Alacak olan insanlar sana güveniyorlarsa sen onlara hıyanetlik yapmayacaksın. Ne demek hıyanetlik yapmayacaksın? Diyor ki kardeş diyor, bu yerli mi diyor yoksa diyor orijinal mi diyor? Çakma mı yoksa orijinal mi diyor? Çakma olana orijinaldir diyor, orijinal. Şimdi adam güveniyor sana. Bu orijinal dediyse orijinaldir. Şimdi sana sorduğuna göre vereceğin cevaba güveniyor adam demektir, değil mi? Vereceğin cevaba güveniyor. Adam sana soruyor, bu orijinal midir, çakma mıdır? Çakma olanı orijinaldir diyorsun. Burada bir güven bunalımı vardır. Yani vatandaş sana güveniyor, sen onun güvencini ne yapıyorsun? İstismar ediyorsun. Buna hıyanetlik denir. Buna ne denir? Hıyanetlik denir. Bunu da yapmayacak tüccar eğer kazancının helal olmasını istiyorsa. Üçüncüsü, ve izâ va'adû lem yahlif. Söz verdiği zaman sözünde hulf etmeyecek. Yani ben sana şu malı şu gün teslim edeceğim dedi. O gün onu teslim edecek. Mal aldı, parasını sana hafta sonu vereceğim dedi. Hafta sonu gelince o parayı verecek. Hafta sonu geldiği zaman para bekleyen adama 2 aylık çek götürürsen bu yanlıştır. Adamla konuşuyorsun, diyorsun ki bana şu malı gönder. Hafta sonunda veya ay başında ben sana 5000 TL para teslim edeceğim diyorsun, ödeyeceğim diyorsun. Adam da ne yapıyor? Vereceklerini, işçinin parasını vesairesini ona göre ayarlıyor. Diyor ki nasıl olsa şuradan bana 5000 lira gelecek. Sen de gidiyorsun cumartesi ona 3 aylık 5000 liralık çek veriyorsun. Niye sözünde durmuyorsun ki? Sen ben ay başında 5000 lira vereceğim demedin. İstersen al kardeşim. Bir de tehdit ediyor. İstersen al kardeşim diyor. Yani almasam hiç olmazsa bunu garanti almış olsun. Bunu da almazsan sen bilirsin yani. İş güme gidebilir diyor. Toprağın üstü olduğu gibi toprağın altı da var. Toprağın üstü olduğu gibi toprağın altı da var. Bu işin bir hesabı da var. Bu işin bir hesabı da var. Efendim, imzalatmadım, şahidi yok, mahkemede ispat edecek durumu yok. Vur abalının sırtına dersin ama bu mahkemede şahit yok ama mahkeme-i kübrada elin ayağın da şahit. Dudağın yanağın da şahit. Onu hangi masanın etrafında, hangi duvarların arasında, hangi taşların üzerinde yaptıysan o taşlar da şahit. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. Allah diyor ki şu araziler var ya, taşlar, topraklar, onları bile ahirette konuşturacağım diyor be. Onları bile konuşturacağım diyor. Mahkemede ispat edecek durumu yok diye bunu fırsat bilerek vur abalının sırtına dersen toprağın altını unutma. Bu işin bir gün hesabı vardır. Hem de toprağın üzerinde anlaşmak kolaydır. Kucaklaşırsın, helalleşirsin. Ama ahirete iş intikal edince babasından, anasından bile insan hakkını almak istiyor.
Niye baba evlattan kaçıyor? Niye evlat babadan kaçıyor? Niye hanım kocasından, niye kocası hanımdan kaçıyor mahşerde? Çünkü varsa alacağız, söke söke alacaktır yani. Bir araya gelmek istemiyor. Babasından alacaksa senden almaz mı kardeşim? Sırtımızı TC mahkemelerine dayayarak, nasıl olsa mahkemede ispat edecek durumu yoktur, avukatım da güçlüdür, kuvvetlidir, adamı alt ederim, tarafıma geçiririm diye düşünürseniz, siz Allah'a inancınızı ne yaptınız? Ahirete inancınızı çöpe mi attınız? Ne yaptınız? Mahkeme-i Kübra'ya, Allah'ın adaletine inanmıyor musunuz? Alışveriş yaparken bir, helal olması için yalan söylemeyeceksin. İki, sana güvenene hıyanetlik yapmayacaksın. Üç, söz verdin, sözünde duracaksın. Malın teslimi mi, paranın teslimi mi? Hepsinde sözünde duracaksın. Hepsinde sözünde duracaksın. Dördüncüsü, ve ideşterav lem yedummu. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bazen alırlar, bazen satarlar. Mesela bir araba satın alacaksın. Anlıyorsun arabadan. Adam satıcı, sen alıcı. Alıcı pozisyonda olduğun zaman arabaya bakıyorsun. Bu araba pek de değer yapmaz diyorsun. Şurası da yamuk diyorsun. Arabanın eksiklerini saymaya başlıyorsun ki yani bu arabayı ben gözümden çıkardım, almaya pek niyetim yok. Maksadın aslında söylediklerin çok doğru olduğundan dolayı değil. Yani çok iştahlı değilim. Sen biraz fiyatı düşür de ben bunu kelepir alayım. Maksat bu yani. Alırken kötüleyen ama satarken sanki Hint kumaşı satıyor gibi satan. Aynı arabayı kötüleyerek satın aldığı arabayı bir başkasına satarken efendim şu özelliği var, bu özelliği var, efendim şöyledir, böyledir. Allah Allah, ya bunu sen satın alırken bunların hiçbirisini söylemiyordun. Bir galerici düşünün, arabayı senden alıyor, bir başkasına satıyor. Senden alırken diyor ki şurası vuruk, burası çarpık, şurası şöyle, burası böyle. Bir müşteri geliyor ona, mükemmel bir arabadır, şöyledir, güzeldir, böyle güzeldir, kliması şöyledir, motoru şöyledir. Allah Allah. İşte diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kazancının helal olmasını istiyor musun? Temiz olmasını istiyor musun? Satın alırken kötülemeyeceksin. Bir sonraki maddede de ve izâ bâ'û lem yutru. Satarken de aşırı bir medih, aşırı övmek olmayacak. Demek ki satın alırken ahlakın neyse satarken de ahlakın o olmalıdır. Gerçekten dürüstlük İslam dininde Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de tam doruk noktada. Çünkü mümin bir insanı tarif ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Ya satın aldığın kardeş de senin kardeşin, sattığın kardeş de senin kardeşin. Onun için neyi düşünüyorsan bunun için de aynı şeyi düşüneceksin, kendin için de aynı şeyi düşüneceksin. Hep ben kazanayım, ben kazanayım, çok kazanayım. Çok kazansan ne olacak? Çok kazanmak demek, çok faydalanmak demek değildir. Nice insanlar kazandıklarını nereye harcayacaklarını bilemezler. Yani acıda, ızdırapta, sıkıntıda, avukat paralarında, mahkeme masraflarında kullanırlar. Mahkeme masraflarında kullanırız. Onun midesine inmez, onun işine yaramaz. Avukatın işine yarar. Efendim, noterin işine yarar. Başkasının işine yarar. Onlar da böyle geçinecekler. Onlar da böyle geçinecekler. Nasıl, ne yapsınlar? Evet. وَاِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُمْطِلُوا. Borcu var. Ticaretle uğraşan insanın borcu var. Kasada para var. Hesapta para var. Ne olur ne olmaz. Borcunun günü geliyor, ödemesi lazım. Piyasalar biliyorsun kardeşim çok durgun. Kusura bakma, ödeme imkanım yok diyor. Halbuki bankada hesabı var. Bankada parası var. Veya kasada parası var ama ne olur ne olmaz diyor. Kardeşim sen ne olur ne olmaz diyorsun. Günü gelmiş, vadesi gelmiş, borcunu ödemiyorsun.
matlul ganiyyi zulmün. Ödeme imkanı olan bir insan ödemiyorsa bu zulümdür diyor. Bunu yapan insan zalimdir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse borcunu ödeme imkanın var mı? Adam senin kasanı açıp kasana bakmaz. Hesabında ne olduğunu bilmeyebilir. Bilmez. Ama sen yoktur kardeşim dediğin zaman canını alacak değil ya. Git bir hafta sonra gel, bir ay sonra gel. Olduğu zaman ben seni ararım, sallıyorsun. Ya kardeşim, sallıyorsun ya. Müslümansın ya. Toprağın altına da inanıyorsun ya. Senin alacağın olan insan seni böyle aldatmış olsaydı nasıl düşünürdün? Biliyorsun ki adamın hesabında var, kasasında var ama seni aldatıyor bilsen ne yaparsın? Sahtekar, yalancı. Ne kadar onunla ilgili söyleyeceğin kötü söz varsa söylersin. Ama bir aynaya baksana kardeşim, bir aynaya baksana ya. Vadesi gelmiş olan borcunu ödeyeceksin. O 5000 lira mıdır? 5000 lira senin paran değil, o adamın parasıdır. O günden sonra o 5000 liradan 1 lira kazanamazsın. Kazandığın zaman başkasının parasından izinsiz kazanıyorsun. Helal olmaz sana. Başkasının parasından izinsiz kullanıyorsun, kazanıyorsun. Helal olmaz ki sana. Bir başkasının parasını izinsiz, haksız yere kullanmak zulümdür. Olmaz bu. Demek ki borçlu olduğu zaman tüccar neye dikkat etmesi lazım? Adamın borcunu kapatacak. Adamın parasını kendisi izinsiz kullanmayacak. Ödeme vadesi geldiğinde mutlaka düzenli ödeyecek. Şimdi birçok kardeşim diyor ki hocam dilinden bal aksın, anlat bunları, anlat diyor. Bir kısmı da hocam başka konu yok mu, geçsene falan diyor. Evet, hepimize lazım bunlar kıymetli dostlar. Şimdi toprağın üzerindeyiz ama yakında da toprağın altına gideceğiz. وَاِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا Alacaklı durumdasın. Borçlu değilsin, alacaklı durumdasın. Alacaklı durumda olduğun zaman karşına birisi çıkıyor, bir borçlu çıkıyor. Ama bakıyorsun ki adam gerçekten darda kalmış. Adam çırpınıyor borcunu ödemek için. Borcunu ödemek için çırpınan bir sana borçlu olan birisi varsa sen burada elini vicdanına koyacaksın. Kardeşim, çok dar, kendini çok yormana gerek yok. Tamam, sana bir hafta mühlet verdim. Yeri geldi, bir ay mühlet verdim demesini bileceksin. Eğer bunu diyebilirsen var ya, Cenab-ı Hak senin ne sıkıntılarını izale eder, ne sıkıntılarını izale eder. Ancak burada şöyle bir durum var kıymetli dostlar. O da bizden kaynaklanıyor. Nedir o? Gerçekten vatandaş borcunu ödeme vakti geldiği zaman ödemiyorsa dürüst olduğuna inanmak önemli. Buna inanç kaybolmuş. Yani güven toplumu olmaktan çıktık. Gerçekten samimiyetle adam borcunu ödemek için çırpındığına inansa bir tüccar, bir insan ödeyemiyorsa bunu çok makul görür. Ama kaç tane insan vardır ki bu konuda üzerine düşen vazifeyi gerçekten yapıyor? Mesela örnek olarak söylüyorum. Ben büyük ticaretle uğraşan bir insan olduğumu düşünün. Birisine 40 bin lira borcum var, birisine 50 bin lira, birisine 100 bin lira borcum var. Adam geliyor benden istiyor. Diyorum ki kardeşim piyasa çok dar, ben zor durumdayım diyor. Olabilir, gerçekten zor durumda olabilir. Adam da şimdi bakıyor gerçekten zor durumdayım, ödeyemiyorum falan diye. Ne yapalım diyor, bakalım ne zaman işler düzelirse herhalde öder diyor. Fakat bir hafta sonra bakıyor ki ben arabamı değiştirdim. Veyahut da yeni bir araba aldım. Veya gittim Silivri tarafından, Çatalca tarafından bir fabrika yeri aldım. Ne biçim lanet uçuyorsun, ne biçim periz? Ben piyasalar dar diyorum, ödeme imkanım yok diyorum, arabanın modelini değiştiriyorum. Efendim bir tane dairem vardı, bir tane de daire alıyorum. Bir dükkanın pazarlığını yapıyorum. Peki nasıl bir şey? Buna nasıl güveneceksin şimdi? Buna nasıl güveneceksin? Kardeşim, senin birisine borcun varsa yeni bir ticaret atılımı yapamazsın. Önce sen bir borcunu öde bakalım. Önce namuslu bir şekilde borcunu öde. Almak için
senden alacağını almak için sırada bekleyen insanlar kaç kişiye söz vermişler biliyor musun? Senden alamadığı için işçisinin parasını ödeyemiyor. Sağda soldaki borçlarını ödeyemiyor, yalancı çıkıyor. Onun yalancı olmasına sen sebep oluyorsun. Veya gidiyor bankadan kredi çekiyor öbür adama yalancı çıkmamak için. O faize bulaşmasına sen sebep oluyorsun. Bunlar olmaz kıymetli dostlar. Eğer biz ticaretimizde helale harama dikkat etmezsek, toprağın altına inandığımız gibi toprağın üzerine inanmamış mı oluyoruz? Şimdi ezan-ı Muhammed'i okundu. Şu cümlelerle bitireyim kıymetli dostlar. Mealen naklediyorum. Buyuruyor ki Sultanül Enbiya Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, bir insan 40 bin liralık bir elbise alsa, 39 bin lirası helal, 1000 lirası haram olsun, bu elbisenin içerisinde kıldığı namaz kabul edilmez diyor. Bunu anlatan, rivayet eden kişi diyor ki, şu iki kulağım sağır olsun diyor, bu iki kulağım bunu Peygamber Efendimiz'den duymadıysa diyor. Eğer ben bu sözü Peygamber Efendimiz'den duymadıysam diyor, iki kulağım sağır olsun diyor. Bu sözü ben Peygamber Efendimiz'den duydum diyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, hizmetçisinin kendisine verdiği bir yemeği yedikten sonra hizmetçisi bu paranın nereden geldiğini, bu yemeğin nereden geldiğini biliyor musun dediğinde, nereden geldi anlat bakayım. Ben bunu çok önceden yaptığım bir falcılıktan alacağım vardı. O alacağımın karşılığını aldım. Geçen de karşılaştığım adamla aldım. Onu işte yemeğe çevirdim. Sana da bundan ikram ettim dediğinde Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh midesine parmağını salıyor. Midesinde ne kadar yemek varsa boşaltıyor. Zekat develerinden kendisine süt ikram edildiğini daha sonra öğrenen Hazreti Ömer Efendimiz parmağını salıyor, midesindeki sütü boşaltıyor. Yani haram lokma inmesin, girmesin bu mideye diye onlar bu hassasiyeti gösteriyorlardı kıymetli dostlar. Rabbim haram lokmadan her birimizi korusun ve muhafaza eylesin. Yüce Rabbim çoluğumuza çocuğumuza haram yedirmekten bizleri korusun, muhafaza eylesin. Rabbim ticaretle uğraşan kardeşlerimize haram helal kriterlerine uyarak bereketli kazançlar nasip eylesin. Yüce Rabbim bütün sıkıntılarınızı izale eylesin. Cemaat olarak sizden ben gerçekten memnunum. Allah da sizden razı olsun. Rabbim harama muhtaç eylemesin. Yalana muhtaç eylemesin. Namerde muhtaç eylemesin. Helal bol bereketli kazançlar yanındaki cömertlikle beraber ihsan eylesin. Yüce Rabbim sonunda cennette buluşmayı her birimize ikram eylesin. Lillahi'l-Fatiha.